Assalamu alaikum, aziz talabalar. Men Qudratdinniki inshootlar va nasab sanfaridan foydalanish kafedrasining professori Mamajon Mahmudjon. Bugun nasoslar nasoslandirilgan fanidan navbatdagi ma'ruzamizni davom ettiramiz. O'tgan safargi ma'ruzada nasoslandirilgan binolar va rejada ko'rib turibdi. To'g'risidagi ma'ruzani eshitganmiz. Bunda reja bo'yicha 1-2-3-4 punktlar bo'yicha ma'ruza amalga oshirganmiz. Bugün ma'ruzaning davomi 5-6 ma'ruzada bo'lsa, demak materiallarni ko'rib chiqamiz. Mana 5-chi asosiy o'lchamlarni aniqlash demak punktida demak to'xtab o'tamiz. Demak, binoga joylashtirish, aniqlashda agregatlarni ochib bekitish, ta'mirlash ishlarini xavfsiz bajarishga e'tibor berish zarur. Buning uchun demak, uskuna jihozlarining oralig'idagi minimal uch masofalarni quyidagi chiqarib qo'yish tavsiya etiladi. Demak, past kuchlanishli elektr izliklari oralig'i 1 metr, yuqori kuchlanishli elektr izliklari oralig'i 1.5-2 metr, agregat bilan devor oralig'i 0.7-1 metr, harakatlanadigan qismlar oralig'i 0.7-0.7 metr, 0.7 metr, harakatlanmaydigan qismlar oralig'i 1.2 metr, elektr energiya bilan ta'sirlash quvurlar shkaf oralig'i 1.5 metr qabul qilinadi. Endi binoning pastki qavati balandligini aniqlashda asosan asosning geodezik so'rish balandligi qiymatini e'tiborga olish zarur. Mana asos o'qini o'rnatish belgisini aniqlashda quyidagi formulaga o'rin bir formula berilgan. Demak, bu yerda pastki vertex suv sathining minimal qiymatiga asosning zoir so'rish balandligini qo'shish orqali aniqlanadi. Demak, ushbu sxemada asos o'qini o'rnatish belgisi ko'rsatilgan minimal suv sathidan demak HS balandligida ayirib olinyapmiz ekan. Demak, vertikal va asoslarda HS qiymati 1000 chiqadi ekan. Demak, umumiy holatda barcha turdagi binolarning pastki qavat balandligi quyidagi formulalar o'rnatiladi. Bu formulada fundamentni balandligi, asosning poydevordan yuqori sathga nasos o'qcha bo'lgan balandlik, nasosning so'rish balandligi, pastki bekdagi suv sathining o'zgarish qiymati va demak maksimal suv sathidan binoning yuqori devor zaxirasi demak 0.8-1 metr o'rnatilgan ekan. Mana sxemada ko'radigan bo'lsak, bu qiymatlarda mana fundament balandligi, turba tuxumining balandligi, nasos o'qiga yetib keldik. Davomi demak so'rish balandligini plus qo'shyapmiz, ya'ni pastki bekdagi suv sathining o'zgarishi va demak maksimal suv sathidan devorni ko'tarish zaxira balandligi demak, blokda binoning enini 3 kesim bo'yicha aniqlash ko'rsatilgan bo'ladi. 1 kesim qur uzunligi bo'yicha, demak, qurni uzunligi nasosni bir qismi o'pqidan to chiqish qismigacha uzatgichga bo'lgan uzunligi, zaxira va devorda demak qalinligi berilgan. 2 kesimda demak bir nasosning o'lchami, mana bir belgilangan ekan nasosning o'lchami, ikki tomondagi devor, ikki tomonda zaxira qiymatlari bor. Sxemada buni ko'ramiz. 3 devetuldan kesim bo'yicha aniqlangan. Mana sxemada ko'radigan bo'lsak, uni 3 kesim bo'yicha, 1A kesim bo'yicha aniqlangan ekan. Suv keltirish quvurining uzunligi, keyin nasosni uzatgichgacha chiqishigacha bo'lgan uzunlik va zaxira devorni qalinligi. 2 demak kesim pastki demak qavatda o'rnatish bo'yicha belgilangan. Va nasosning eni chap o'ng tomonda 1-2-3 o'tish masofalari berilgan. Hali aytib ketdik. 3 kesim demak yuqori qavat bo'yicha dvigatel o'lchami, ikki tomonda 1-4-1-5 o'lchamlar, ikkita demak devorni qalinligi qo'shib topiladi. Vertikal valli agregatlarning o'qlari oralig'idagi masofani aniqlashda quyidagi formulada eng katta qiymati qabul qilinar ekan. Bunda asosni eni, yetti eni va quvurni uzunligi bo'yicha 3 marta aniqlab, uchovidan qaysi qiymat bo'yicha katta qiymat esa shu qiymatni qabul qilinar ekan. Demak, gorizontal valli agregatlarning o'qlari oralig'idagi masofa, bitta agregat uzunligi va oradagi el masofa qabul qilinar ekan.
deganda nasosda deyildilarning ballarini o'zlarida yig'ilib sotdilar, garzandlar va nasoslar. Endi o'xlar asosida orasidagi masofani aniqlagandan keyin hamma turdagi binolarning uzunliklari bir xil mana shu quyidagi qoida bilan aniqlanadi. O'xlar orasidagi masofani z agregat mizbiga ko'paytiramiz. Agregat tipdagi uzunligi ta'mirlash maydonchasi, ta'mirlash maydonchasi, L1 o'tish masofasi ikki tomondan devorda, pastki devorda qalinligi yuqori devorda qalinligi va 11 mm qo'shib qo'yilgan. Endi bunda ta'mirlash maydonchasi deganda uni 1.5 metr o'qlar masofada ko'paytirib olinadi. Endi vertikal balansga agregatda o'rnatilgan binolarda agregat uzunligi deganda nasosning yana yoki digitli yana qabul qilingan. Binoning yuqori qavati balandligi hamma turdagi binolar uchun bir xil usuldan aniqlanadi. Formulasi berilibdi, 12 formula. Hozir rasmda ko'ramiz, yuqoridagi rasmda. Yuqori qavatni balandligi, digitli balandligi, zaira, digitli ustidan ko'tarib turgan digitli davri, uzunligi bir bog'lagich, kranni balandligi hamda H1, demak kranni ustidan, kranni arasidan ham to'sig'igacha olib qo'yilgan zairalar ekan. Endi garzandal ballarsiz nasoslar o'rnatilganda bu holda yuqori qavatni balandlashda H2 o'rniga qiymat qo'yilmaydi. Qiymat qo'yilmaydi. Agar yer usti binolar bo'lsa, nasosni balandligi va 0.2 metr yerdan qo'shib aniqlanadi. Yer binolarning uzunligi va yerini uning tomchi ustun bekisiga qo'llanadigan 20 temir beton buyumlarini standart o'lchamlarga bog'lash kerak ekan. Demak, balkalar, plitalarda zavoddan saylanadigan standart bo'lgan o'lchamlar shunga bog'lash kerak ekan. Bunda kolonnalarda oralarda bilan uylarda mana yuqoridagidan bor 6 metr qabul ekan. Har bir kolonna olsa 6 metrdan qabul bo'ladi. Chunki plitalarda uzunligi 6 metr bo'lar ekan. Endi yuqori kuchlanishli 6-10 kilovoltlar agregatlar o'rnatilgan nasoslarimizda 1-2 va 4 seksiyali elektr taqsimlash qurilmalari uchun alohida qo'shimcha binolar ham quriladi. Bundan tashqari boshqarish pulti, ustaxona, omborxona va maishxona ham qurish zarur bo'ladi. Bilan umumiy holatda bilan aniqlangandan keyin bo'linmani binoning mujassamlangan holatdagi tasviri keltirilgan bo'ladi. Demak, ko'ndalangizmi, bo'ylamakizmi, varajidagi tasviri berilgan ekan. Endi ahamiyat berish kerak. Demak, garzandal ballasi o'rnatilganda biz yuqoridagi ko'rib chiqqan sxemamizda, oldin ko'rgan sxemamizda bu o'pirasi o'rnatilganda u yerda qurg'aylar, tezkor qablari o'rnatilmagan. Demak, bu bo'linmali binolarda demak, 3-chi nomrada, 7-chi nomrada ko'rib turibdi, qurg'aylar o'rnatish kerak, 9-chi tezkor qablar o'rnatish kerak. Ularning o'lchamlari ham binoning yerini aniqlashda hisobga olinishi zarur bo'ladi. Mana blokli binolarda mana makrasa o'rnatilmaydi. Soliq qismida ham qurg'ay zarur yo'q, mana bosimli qismida ham qurg'ay tezkor qablar o'rnatilmaydi. Blokli binolarni mujassamlangan, demak, tasvir mana bu keltirilgan ekan. Demak, sizlar biz past qavatni balandligi, yuqori qavatni balandligi, eni va binoning uzunligini aniqladik. Mujassamlangan holatda shu ko'rinishda bo'ladi. Hozir bu demak, binoning o'lchamlarini aniqlash degan 5-chi punktimizga taalluqli qismni tugatdik. Endi 6-chi punktda maqsad turdagi nasoslar bilan tanishishimiz kerak. Qisqacha tanishamiz. Jihozlangan 20 blokli nasos stansiyalar zavodda jihozlangan holatda alohida boks yoki blok shaklida ko'rinish tanlanib, qurilish maydonchasidan oldindan tayyorlangan beton plitalarning ustida yig'ilgan. Har bir boks zavoddan keladi, alohida maqsad bo'yicha tanlangan bo'ladi. Birinchi boks bo'lsa bo'lishi mumkin yordamchi asbob uskunalar uchun, vakuum nasos kompressor uchun bitta blok. Ta'mirlash maydonchasi alohida bitta boksga tanlangan. Uchinchi bilan quraytirib qo'yganmiz, asosiy agregat blok, agregatlarning bokslari bitta blok, elektr uskunalar boksi, maishiy xona bokslari bo'ladi. Bu 20 blokli jihozlangan nasos stansiyalar suv haydashi 10 kubagacha bo'lgan /sekund, bosimi 120 metrgacha bo'lgan turlari Rossiya zavodlarida ishlab chiqarilgan, bizgacha yetib kelmagan, bizda mana bunaqa zavodlar yo'q tayyorlangan mahsulot jihozlangan. Ikkinchi turi suvga botiladigan kapsular nasos agregatlari jihozlangan nasos stansiyalari. Bu ish muddati qisqa, manbadagi suv sifati keng chegarada o'zgartiriladigan hollarda qo'llanilgan bular. Demak, bular holda tuzilishi bo'yicha hozir ko'ramiz, sxemada nasos elektrikli germetik mustahkam qobiqqa joylashtirib, mana bu shaklda tanlanar ekan. Endi bularda turlari, har turlari bor, nasos agregatlari bo'g'in, simat bo'g'in, krom,
ve kasaba diyen türler işler çıkarıyor. Burada bir kadar kapçılığa gelmeyken bunun slaydalardan kapçılığa itibar verip bunun bir tane şifası da kapçılığa koyuyor. Bana koyu buranın görünüşü, bana sırtlarının üçü şeklinde, bana bu şeklinde terlen geldim. Nasıl olsun diye gittik, bir de kapıkla dolaştırıp su ötkezmeden germetik terlen geliyor. Bu sırtlarının üstü türü, ikinci şerine türü, işte ben de altta kadarıp koyduğum var. Kiyinki, üçüncü türleri kuş bana sustan sırar, mahsus turlayı sustadı. Bu evi tez işe şükür yani kuruş, kurulmanın canlı Zoyun tez ihtiyacı kuruş materyallerini tecelliyelim, bina kurulma edip edip, zavutta terine geldiği bütün sıfatla kuradılar. Yani koçman sosyalların türleri, yer üstü ki koçman sosyal zarar var, süzüş, nasıl sosyal zarar, bak funiküler nasıl kurmaları görüşmüştüm. Yer üstü ki koçman sosyal zararını 20 hafta turu içeri çıkardılar. Kapıra buralarda merkezden kaçma, gerçekten varlı. Anasızlar belki o konu sınırlarımın cihazı gibi buralar. Azıcık sıkıntıları da var, kurabiliriz. Bunlarla, vergisi sınıfı, 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 türler işten çıkartıyor. Sınıfı türdeki sosyalarının su haydacı 700 litre sekundacı, 0.7 metre per sekund, basın kursu 10 metre çekerlerde çeşitler çıkartıyor. Mesela sınıfı 52 80 sınıfı 510 diyen türleri bizim başkentinden sınıfı zavutta yapışlar çıkartıyor. Yani 52 diyen 50 litre sekund, 5 litre sekund su çıkartıyor. İkincisi sebrası demek 80, 10, bunlar 10 metre, 80 metre, 10 metre basıp geri 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 bize. Hazır hükümde demek sudan patenajları 3 mesafe vermeyen özellikler için aslında koşma sınıfı 500 türlerken su kurmada patenajı kendi yaptı. Yani hazır aslında bıraktı. 3 bir tasarıda demek nasıl olsa ispatlatmış yukarı sıfatı yok değil. Bak kum, buradan kum bugün kum motorda bugün Lakarı sorularını benim aralıklar için bir kabiliyeti geliyor. Buna elektriği değil ki, dizi dilimlenmez hareket getirici mümkün eken. Bana bunlar sıkıymaz, bazı etken sınıfı tutup dayalı sorularımızda dizi dilimlenmez, cihazdan gel, okuyla söz. Örnüptü köşmen sözler senden, iyi bana bak elektriği değil ki, bana dışarı çıkarışı okuyuptu, nasıl olsun bak elektriği? Demek elektriği değil ki, bana cihazdan gel. Bunlar taşları, Taşkent'ten su maç doğdu, o kurma 225 kuşur yöntüken nasıl kurmaları, nasıl kurmaları, özü bana trafik etkileri yapalattı ya. Kocat koyuptu, 200 litre suydu, 5 litre benzerken su çıkarınca kabiliyatı yiyen bu türdeki nasıl kurmaları. Bu hem türleri, biz bu Taşkent'deki beklemedeyken su maç doğdu da işler çıkardan buraları. Demek ki, bundan taşları nasıl su maç doğdu da çıkardan, şu nasıl kurmalarını, demek ki marka hareketleri gereken var, bu kadar marka hareketleri. Markalı getiriyor. Demek bu kupa dediğine ustanak ve balı balıklarına gelir şuna diye manandılar. Ben 2 litre sıvı 5 metre kipine de keç kalbi ediyoruz. Türkiye markalı da Türkiye bir şeyler yapıyor. Şimdi de taşları sınanı asma tahtı arkası asık yürüdü orada. Orada da gen sınanı. İstanca nasıl olsun, nani sınanı diyen tümler yapıyor. Redoktor nasıl olsun, nasıl olsun, burada bir balık duruyor. Kusursuz dedikleri koşmanız o ustanzara gelmiyor. İşler çıkardı. İlk oğulları harap konatırken, iki tane sos dilgiler konatırken halde hem tarihlerken. İki tane sos, hangi zor ettirken hallarda onların paraları kendime kadar ulaşılmış imkanatı köyde tutuyor. Bana koşma, sürücü nasıl standartlarını sıkılmasın. O, demek ki yer üstünde sürücüler diyen nasıl kurmaları var. Funiküler dolayı nasıl kurmaları sıkılmaları belki getirir. Funiküler nasıl Membeden sosyal, membedeki sosyal kuruluz gerektirir diyor hallarda, kralını müstakkem açık hazırlarında su araçta korunanlar. Bazı kuruyemiz, ben kralda her ağaçı korunanlar mı? Kralınlar, sosyal kuruluz gerektirir bilen, reisli paskaya ki tepere gelsin, dişi mümkünme çıkarı gel ulan gel, kralısından tartı ve kaç üçüncü bir çatırlar gel. Sizin için nasıl olsun sanırlar gerektirir bu zayıf? Sizin için nasıl olsun sanırlar? Demek sizin için kemen hissederdi, paskı kısmı tüyüm, askı kısmı demek kabul bedevetlerdi. Demek paskı kısmı gel gider ve hani yine gitmiş kenarına anlatırdı. Tepe paloba kısmı da yük kütarşı kıran anlatırlar yani. Bunlar asasen metaldan ya ki temir betonundan ya ki yavaştan terlenişi mümkün. Ya ki yük kütarşı üçün keme görünüşü de bardağına kuantum görünüşü olarak yani. Demek sürücünün son sanatlarını beklerin ne yap? Sınıfları hep de beklenirken. Nasıl olsun ana ayrı yap? Kılavucu ya ki sanatı nasıl olsun kılavucu edip benim bilgilerle olursa bulursa sözler de böyle şartlar alın yani. Demek su uzatışımlarda 20 metre kubik sekund geçer, basımı 120 metre çıkartan yaşa çıkartan.
Mana buni umumiy ko'rinishi mana umumiy rasmda ko'rsatilganman. Suvchina suv stansiya, bosimli quvurlari, mana bu yerda sharnirlar bor ekan. Pastga demak suv sathi ko'tarilganda mana sharnirlar demak harakat qilishga imkon beradi. Demak buni sxemasi umumiy yerda ko'rinishi mana ikkita agregator degan nasos, dvigatel, nasos, dvigatel, mana kesimi hamma o'zi beradi. Demek ki suyucuna su satırıcıdan bakanışta daryanın üç kur kırvalı ticari caraştırış, katta muz parçalarında saklanış, su torkuluna 18 metreden kem buluşu, kırvalı yük gitmesi ki itibar beş gereken. Burası da kuru beş mümkün ki kuşma su satırıcıdan suyun tanlarına yukarı vurarak geldi. Kuşma su satırıcıdan çıkartan tanlarına iki tur beraber kıymet geçiyordu. Lekin bunlar zavutta terden geldi, kuruluşun arzalanı, kuşma tanıları saklanma geldi, kem saklanışı. Tez işe çüş mümkünlüğü, joyunu köçürüp, işaretçi mümkünlüğü, asanlığı, ben küçük nasıl ustansı verip, hem de bunu semerasını vererek. Olur mu?